Merhabalar dostlar hoş geldiniz. 23 Aralık 2020 ülkemizden ve dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Somali Adalet Bakanı Ankara'ya sağ salim geldim ve Türkiye Adalet Bakanlığı üyeleri ve Büyükelçi Jama Aidit liderliğindeki elçiliğimizde diplomatlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandım şeklinde bir paylaşım yaptı. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Kaplan Pençesi 2020 tatbikatını takip ettikleri Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndan İzmir'de konuştuğu 2. Ana Jet Komutanlığı'na geçti. Dilerseniz Aksaz'daki ziyaretinden bahsedelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta Kademesi Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nı ziyareti sırasında TCG Gökçeada gemisinde görevli personelle de bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar burada takip ettiği kaplan pençesi tatbikatı için orada bulunan görevli personele hitaben bir konuşma yaptı. Yine bir diğer gelişme Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatacak tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. Rusya'dan bir haber aktaralım. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Esani Rusya'da yetkililerle bir dizi görüşme yaptı şeklinde bir haber paylaşılmış. Yine Han kentinde havaalanının 25 Aralık'ta açılması planlanıyor. Onların Stepanakert dediği Han kentinde havaalanının etrafındaki temizlik yapıldı. Havaalanının mühendislik ve teknik açıdan tamamen hazır olduğu aktarılıyor. Ne yazık ki burada hala Ermenistan bayrağını görmekteyiz. Yine dün Türkiye-Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yine dün Fransa'nın İngiltere'nin sularına girdiği belirtilmiş. Bununla ilgili paylaşımı ve radar görüntülerini görmektesiniz. Radar görüntülerine baktığımızda gerçekten de bunu doğruluyor. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni navtex yani denizcileri duyuru ilanı gerçekleşti. İlana göre Oruç reis sismik araştırma gemisinin süresi 15 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına Ataman ve Cengiz an isimli gemilerle devam edeceğini belirtelim. Hızlıca dilerseniz tüm gemilerimizin nerede olduğuna bakalım. Fatih gemimizi görmektesiniz. Fatih gemisinin an itibariyle Karadeniz olduğunu belirtelim. Karadeniz açıklarında görevinde yine Yavuz gemisinin limanda olduğunu görmekteyiz. Kanuni gemisi Karadeniz'de limanda. Barbaros Hayrettin Paşa ise Kıbrıs açıklarında Akdeniz'de. Fugro Sinerji yani Hollanda'dan kiraladığımız gemi Karadeniz'e açılıyor. Yine Oceanic Vega gemisi de yani Norveç'ten kiraladığımız gemi de Karadeniz'de görevinde. Libya'dan gelişmeleri aktaralım. Geçen gün diğer kanalımda sizlere Hafter'in Ubari'yi aldığını belirten bir haber paylaşmıştım. Bugün ülkemizin desteklediği resmi ordu bunu bizzat doğruladı. Libya Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El Hattat Hafter'in barışı bozduğunu duyurdu. Böylece Hafter Libya'daki hakimiyetini genişletti bunu da belirtelim. Ulusal Mutabakat Hükümeti giderek dar alanda sıkışıyor. Zamanında Sirte alınsa şu an belki de bunları konuşmuyor olacaktık. Bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin 303 ve 468. Tugaylarının Ubari'de kararkahları korumak için ivedi emriyle bölgeye konuşlanmak için gönderildiği belirtilmiş. Olaylar biraz karışık. Hafter kenti aldığını söylüyor. Bölgeden teyit edilebilecek bir görüntü yok şeklinde Libya basınında da haberler paylaşılmış. Yine Ruslar Sirte'deki Gardabia Havaalanı'nın pistini onardılar bunu da belirtelim. Bu durum üzerine Kazakistan'a ait Yeniz Air bölgeye sevkiyatlarını arttırdı. Yani Kazakistan devleti Rusya'ya hizmet etmeye devam ediyor. Yine Serac yani Libya Başbakanı kamuda çalışan herkesin maaşına %20 zam yaptığını duyursa da bu karar tepki çekti. Çünkü geçen aylarda herkesin maaşında %20 indirim yapılmıştı. Bilindiği gibi Libya'da günde 1 milyon varilden fazla petrol çıkıyor yine Birleşmiş Milletler'in Libya elçisi olarak atanan Bulgar Nikola'yı görmektesiniz. Bu görevi alevi sorunlardan dolayı reddettiğini duyursa da uzmanlara göre asıl neden Libya'nın zor siyasetinde kendi kariyerini aşağıya çekmemek. Hatırlarsanız geçen gün sizlere Bulgar bir ismin atanmasının saçma olduğunu söylemiş bölge ülkelerinden isimlerin atanması gerektiğini belirtmiştik. Nikolay da bu görevi kabul etmedi. Yine Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa, İtalyan Büyükelçisi ile güvenlik çalışmaları alanındaki İtalyan uzmanlığından yararlanmanın yollarını tartışıyor şeklinde haber paylaşılmış. Tabi böyle desek bile İtalya ne kadar uzman o da ayrı bir mesele. Sözde balıkçılar için İtalya Başbakanı Hafter'in ayağına gitmişti. Ayrıca burada Hafter basınında ilginç bir iddia paylaşılmış. Burada Berlusconi'nin sözlerine yer verilerek Putin İtalyan balıkçıları serbest bırakmak için Maraşel Hafter ile temas kurdu. Dediğimiz gibi Maraşel'i onlar diyor. Temas kurdu şeklinde paylaşılmış. Yani İtalya'nın değil Rusya'nın balıkçıların serbest kalmasını belirttiği yazmış. Bir diğer haberimiz Libya'da bir gazetecinin paylaşımını görmektesiniz. Tüm Avrupa ülkeleri Serac'a profesyonel bir ordu kurmak için yardım etmek istiyordu. Fakat bu sadece sözde kaldı. Bu orduyu inşa etmek için ulusal mutabakat hükümetine herhangi bir pratik yardım sağlamadılar. Bir tek Türkiye bu yönde somut adımlar atmıştır. Geri kalanlar Hafter'i desteklemeyi tercih ediyor şeklinde Libya'lı bir gazeteciden paylaşım gelmiş. Diğer bir haberimiz dün yine diğer kanalımda Kore, Çin, Rusya olaylarından bahsetmiştik. 19 uçak ile Güney Kore sahasına girilmişti. Bunun üzerine Güney Kore'den Rusya ve Çin'e askeri bir nota geldiğini belirtmiştik. Bunun üzerine Rusya devletinden de bir açıklama geldi. Rusya Çin ile tatbikatta olduğunu belirtti. Gerçekten çok saçma bir cevap olmuş. İsrail'den bir haber aktıralım. İsrail'de yıllık bütçenin mecliste onaylanmaması nedeniyle Mart 2021'de erken seçime gidileceği açıklandı. Bir diğer haberimiz Mavi Vatan'da kesintisiz 182 gün Barbaros'un torunları rekor kırdı şeklinde paylaşılmış. TCG Giresun Akdeniz'de 182 gün kesintisiz hiç liman ziyaretinde bulunmadan seyir yaparak sabır ve dayanıklılık isteyen zor görevin üstesinden geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz'da 5 Mart 2020'de ayrılan TCG Giresun gemimiz Akdeniz'de icra ettiği görev süresince 182 gün, 4368 saat seyir, 37081 kilometre yol kat ederek limana döndü şeklinde gemimizin fotoğrafları paylaşılmış. Yine Rusya Sarmat için tarih verdi. Rusya komutanı Sergey Karakev Sarmat'ın 2022 yılında faaliyete geçeceğini belirtti. Yine dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'da Kremlin sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Dağlı Karabağ'daki durum ele alındı. Evet gerçekten dünya bu kadar saçma. Bu ülkesinin Dağlı Karabağ ile ilgili Birbirleriyle tartışması gerçekten ilginç. Yine bunun dışında Ukrayna'nın Doğu meselesinin görüşüldüğü belirtilmiş. Son olarak Libya'da da Haftere desteğin devam edeceğini belirtelim. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.